Tabii tütünde en çok emek veren arkadaşlarımızdan biri olarak dününü de bugününü de çok iyi bilen bir milletvekili olduğumu düşünüyorum. Çünkü her zaman tütüncümüzün, tütün üreticimizin derdini derinden hisseden biri ve bu üreticinin sorunlarını çözmek için de gayret eden biri olduk. Tütünü kartellere teslim ettiniz demesi çok yanlış oldu arkadaşımızın. Çünkü bu tütün kartellere teslim edilmişti. Şöyle ki tütünü kartellere teslim eden tekelli özelleştirme kapsamına alan Kemal Derviş yasalarıydı. Tütünü kartellere teslim eden 4733 sayılı yasayı çıkaran Kemal Derviş yasalarıydı. Çünkü bu yasalarda bu sarmalı kıyılmış tütünü bulundurmak dahi, bırakın satışını, bulundurmak dahi 1 ile 3 yıl arasında hapis getiriyordu. Tarım desteği kapsamından çıkartıyordu. Maalesef çok ciddi sıkıntılarla aldığımız tütünü 2008'den itibaren yapmış olduğumuz uygulamalarla hem üretici sayısını artırdık hem üretim miktarını artırdık. 2011'de sadece Adıyaman'da 2111 üretici varken bugün bu rakam yaklaşık 8000'e çıktı. Yine o tarihlerde 1,5 milyon kilogram Adıyaman'da tütün üretimi yapılırken bugün 12 milyon kilograma kadar çıkarttık. Yine ilk defa yasak olan bu ürünü kooperatifler aracılığıyla da yasal hale getiriyoruz.